Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi e, Art 2 arkadaşlar özellikle 2023'ün kriptolarını değerlendiriyor ve bu bağlamda <laughs> Elon Musk'la tamamıyla aslında e, görüşleri aynı ki ben de bunlara tamamen katılıyorum arkadaşlar. E, fakat burada farklı zaman dilimlerini değerlendirdiler. Birincisi Elon Musk'ın yakın tarihli beklentilerinden konuşup Arthur Arthur'a'sinkine bağlayalım. Şimdi Elon Musk ne bekliyor? Diyor ki Fed tarafında arkadaşlar bu şekilde durumun devamı halinde aslında doların bu şekilde yükseleceği fakat deflasyon ortamına doğru gidilebileceği yönünde açıklamalar yapıyordu ve bu süreç içerisinde yani Fed'in faiz arttırımına devam ettiği bu süreç içerisinde kripto paralarında e, durgunluk etabında kalacağını belirtiyordu ki bu da doğru. E, i̇çsel yukarı potansiyel artık e, belirlenmiş olmasına rağmen ve e, FED de tabiri caizse vitesi düşürdü fakat bu tabii ki FED'in faiz arttırdığı ve dolar üzerine teşvik gerçeğini değiştirmiyor. Bu da tabii ki paritelerde kripto paraların geri çekilmesine uzun vadede de bir durgunluk ortamının yaratılması anlamına geliyor. Devam eden vakitlerde ki Arthur Ace'in bahsettiği nokta özellikle bu işin devamı ve önümüzdeki yıl olan 2023 içerisinde özellikle bu durgunluğun devamı halinde doların değer kazanması bu şekilde bir resesyona doğru gidilebileceği ve durgunluk ortamının devamı ile alakalı bunun da ilerisinde hükümetin dolar basması gerektiği ile alakalı konuşuyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki dolar basacaklar, basmayacaklar bilmiyoruz. Fakat e, bu ortam durmaya doğru giderken yani 50 bas puanlar 6'yı dahi devam etti. E, 25'e geçtiler. Enflasyon düşmeye devam ediyor. E, fakat dolar e, ivmesi düşse bile sürekli olarak arkadaşlar e, dünyayı baskılıyor ve her geçen gün deflasyon ortamı gitgide artıyor. Dolayısıyla e, kripto paralar bu durağan ortama devam ederken bir noktadan sonra bunun durması doların artık sert bir şekilde değer kaybetmesi anlamına gelecek ki e, kripto paraların yükselişi doğal ortamda doların da kaybedişiyle birlikte ki bu ABD tarafından bilinçli halde yapılacak doların değer kaybı. Zira e, dış ticaret ve yine İçerideki dolaşımdaki e, ülkedeki para döngüsü için belli bir meblanın sabit kalması her zaman gerekli. Bu meblağ dolarla euronun aynı bir paritede olduğu meblağ olmadığını da hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Velhasıl e, Arthur Ace de bunun dolar e, piyasaya sürmeye kadar gidebileceğini bu durumunda 2023 içerisinde kripto paralardaki bir e, açılmayı büyük oranda tetikleyeceğini belirtiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.